Herkese merhaba diyorum. Karşınızdayım. Bu videoyu çektiğim gün yükleyeceğim. Çünkü dün çekme fırsatım olmamıştı. Çünkü son dakikayı bıraktığım bir projem vardı. Onu halletmeye çalıştım. En kısa sürede de işte hemen editleyip yükleyeceğim videoyu. Öncelikle bugünkü videomuzun konusu başlıktan da anlaşıldığı üzere Gölge ve Kemik kitabının, işte Kargalar Meclisi kitabının dizi fragmanının nasıl diyeyim, karşılaştırması, yorumu, tepki videosu falan gibi bir şey olacak. Öncelikle şapkamı açayım. Konsepte uymak için böyle büyük bir kapşonlu bir şey giydim. Her neyse, daha öncesinde Gölge ve Kemik Kargalar Meclisi serileri hakkında yorumlar yapmıştım. Onlara üstteki kartlar kısmından bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bu videoda çok uzun şekilde bahsetmeyeceğim. İlk olarak kitaplara gelelim. Şimdi diziyle ilgili çok fazla açıklama, işte bütün karakter incelemeleri, dizinin nasıl ele alınacağı şeklinde falan çok fazla bilgi yok. O yüzden ben genel olarak kitaplarla ilgili ne söyleyebileceğimden size bahsedeyim biraz. Şu Kargalar Meclisi, bu Gölge ve Kemik. Ben de özel baskıları yok. Ben daha ilk çıktığı zamanlarda almıştım ikisini de. İlk olarak Gölge ve Kemik'i okudum. Gölge ve Kemik'i okuyanlar Kargalar Meclisi okuyanlardan daha az, açık söylemek gerekirse. Ve dizi biraz Gölge ve Kemik ağırlıklı gibi duruyor. Bunları buraya koyuyorum. Çünkü iş böyle Karanlıklar Efendisi ve Aline üzerinden ilerleyecek gibi duruyor. Ama aynı zamanda Kargalar Meclisi'ndeki işte Kazbreaker, İneş, işte diğer karakterler falan filan hepsi o yine dizide varlar. Nasıl harmanlayacaklar, ikisini bir arada nasıl kullanacaklar, hikayeyi nasıl ilerletecekler hiç bilmiyorum. Açıkçası biraz da endişeliyim onunla ilgili. Öncelikle şöyle, Gölge ve Kemik'le Kargalar Meclisi'ni biraz harmanlayarak dizide kullanacaklarını gördük biz. Çünkü fragmanda hepsinin bir arada olduğunu görüyoruz. İşte Karanlıklar Efendisi de var, Alina da var. İşte Alina'nın ya aşık olan bir tane oğlan vardı, adını şu an hatırlayamadım. O çocuk da var. Onun dışında Kargalar Meclisi'ndeki İnej var, Kazbreaker var vesaire. İşte Matyas bilmem ne falan filan diğer karakterler de var görünüyor. Kitaplarda baktığınız zaman Kargalar Meclisi Gölge ve Kemik'ten sonrasını anlatıyor. Yani biz işte Azize, Alina işte çok süper harika bir güç, işte bize bu barışı sağladı falan şeklinde ondan çok olumlu yorumlar yaptıklarını ve hani ondan böyle bir şey kahraman şeklinde bahsettiklerini falan görüyoruz Kargalar Meclisi'nde. O yüzden arada bir zaman aralığı var. Dizide bir arada kullanıyorlar, hani şey yapabilirler belki, flashback şeklinde yapabilirler. Yani işte Alina ile ilgili sahneler geçmişi anlatıyor olur da Kazbreaker ile ilgili geleceği anlatıyor olabilir belki. Hani şu an sallıyorum yani teori olarak. Ama hepsini bir arada aynı tarih sürecinde kullanacaklarsa nasıl yapacaklar hiçbir fikrim yok. Oyuncularla ilgili memnun musun derseniz, bir kere Ben Barnes bayağı böyle herkesin aklındaki tiplerden bir tanesiydi. Yani onun projenin içinde olması beni çok mutlu etti. Onun dışında Kazbreaker için ben hep şeyi düşünmüştüm. Adamın adını hatırlamıyorum. Peaky Blinders'da başroldeki oynayan o mavi gözlü adam. Cillian Murphy. Tamam Cillian Murphy. İnşallah adını da yanlış okumamışım. Neyse. Hep o adamı hayal ediyorum, onun fotoğraflarını falan filan. Çünkü o Peaky Blinders'taki giyimi, meme falan da böyle Kazbreaker falan hatırlatan bir halde. Hep onu düşünüyordum. Ama şu an çıkan oyuncunun da işte yüz tipi falan filan bence kabul edilebilir. Yani kesinlikle kemikli yüzü olan birisinin olması gerekiyordu. Dediğim gibi çok fazla içerik hakkında bilgi olmadığı için ne çıkacağını da bilmiyoruz. Ama kurgusal olarak baktığınız zaman Kargalar Meclisi Gölge ve Kemik'ten kat kat daha üstün bir şey. Yani daha sağlam, içerikli bir şey. O yüzden daha kaliteli. Yani okurken daha keyif aldığınız ve işte zekası açısından falan daha altyapısı geniş olan bir kitap bana göre. Dizide inşallah, yani ümit ediyorum, çok kötü bir uyarlama yapmazlar. 23 Nisan'da çıkacak. Şimdi de fragmanını burada birlikte izleyeceğiz. Fragmanı ben bir kere baktım. Ama hiçbir şey anlamadan bakmışım. O yüzden kim nerede ne yaptı falan filan onlara çok dikkat etmedim. Şimdi açıyorum hemen. Şöyle kitaplardaki tiplemeleri de böyle aslında bu karakterlerin. O yüzden hani seçim açısından doğru oyuncular. Ama Alina ve İnej'i ben çok beğenmedim. Şimdi yani böyle dış görünüşsel bir eleştiri gibi olacak. Biraz yani ayıp olacak ama
çok beğenmedim yani. Ama şey açısından yani tipleme olarak falan filan işte kitaptaki etnik haller işte tarzlar falan açısından oyuncular çok uygun. Ama ben beğenmedim. Yani. Oyunculukları bilmiyorum gerçi. Burada her zaman gibi şey oldu. İşte özel güçleri alan ama bundan hiç haberi olmayan kahramanımız bir anda bir çığlıkla gücünü ortaya serdi falan şeklinde bir sahne oluyor. Şeyi düşünüyorum. Acaba bu Nikolay olacak mı? Bu Yara İzi Kralı mı ne? Olması lazım kitabın adının. Yara İzi Kralı'nda geçen kral burada olacak mı? Çünkü Gölge ve Kemiğin serisinde o geçiyor. Hatta şeyde bile geçiyor. Kargılar Meclisi'nin bir kısmında bile onun geldiğini görüyoruz. Ben bas ya. Ya. Koşan da şey, dur bir dakika, adını hatırlamıyorum çocuğun. Çocuğun adını hatırlamıyorum. Bu çocuk şey çocuk. Alina'nın, Sankta Alina'nın eski, Maryen. Maryen, hayatınızda görebileceğiniz değişik karakterlerden bir tanesi. Çünkü şöyle, Gölge ve Kemiğin ilk başlangıcında Maryen ve Alina çok hani birlikte takılan, böyle işte birlikte yaşayan, hani ya birlikte yaşayanlar kastım. Yani sürekli dip dibeler, çok yakın arkadaşlar vesaire vesaire. Ve Alina'nın Maryen'e karşı da böyle duyguları var yani. Karanlıklar Efendisi'nin yanına gittikten sonrasında bunların bir iletişimleri kopuyor. Ve bir şekilde hani birbirlerine karşı da mesafeli davranmaya falan başlıyorlar çeşitli sebeplerden dolayı. Maryen'in biz uzun zaman, Allah'ım, uzun zaman bana bir altyazı geçsin biri. Uzun zaman şey yapmadın yani Alina'ya falan böyle bir duygu besledi falan filan öyle bir şeysini görmüyoruz. Sonradan bir anda işte üçüncü kitaplara doğru falan işte Alina ben de senden hoşlanıyordum aslında. Duygularımı itiraf edemiyordum. Öyle davrandığını falan görüyoruz. Onu da beğenmedim mesela. Ya ben yüksek ihtimal burada Karanlıklar Efendisi ve Kazbreaker taraftarı olacağım. Hiç Maryen ve Alina'nın ilişkisini beni etkileyeceğini falan düşünmüyorum. Bir de hani başrol onlar ya. İşte Alina önemli karakter. İşte onun üzerinden ilerleyecek hikaye belli ki falan filan olduğu için benim ana karakterlerim, başrollerim onlar değil gibi hissediyorum şu anda. Ama inşallah hani onlarla ilgili olaylar da hoşuma gider. Ve konu onların üzerine odaklı kalır da. Kazbreaker, İneş, onların bu Kargalar Meclisi, o takım falan harcanırsa çok üzülürüm. Gerçekten çok üzülürüm yani. Baştan ayağa o turu alırım yani. Olmuş ya bu adam. Vampir. Şaka yaptım tamam. Haritacıyım dedi. Haritacıyım vampir demedi. Şimdi şöyle, başa saymayacağım fragmanı. Ben
ve hepiniz izlemişsinizdir. Eğer izlemediyseniz onu da linkini açıklama kısmına bırakırım. Yapımla ilgili umutluyum. Çünkü oyuncular, işte müzikler, efektler falan hoş olmuş. Yani öyle şey falan değil. Aa ip var falan, işte yeşil perde iyi falan şeklinde. Öyle hissetmedim yani fragmanı izlerken. Umarım dizinin geneli açısından da çok iyi olur. Kurguyu şey yapmadıkları sürece yani belli işte karakterleri, çünkü yani Cuzbreaker'da İmej'de mesela çok şey baskın karakterler, kurguda çok önemli şeyleri olan tiplerdi yani. İşte Alina'dır, Karanlıklar Efendisi'dir falan derken onları harcamadıkları sürece ben bir hayal kırıklığı hissetmem diye düşünüyorum şu anlık. Onun dışında dediğim gibi yani bazı oyuncuları ben beğenmesem bile hikayeye uygunlar. Tanımadığım tipler oldukları için, daha önce oyunculuklarını görmediğim tipler olduğu için biraz şey yaklaşıyor da olabilirim. Hani ön yargılı ne çıkacak acaba falan diye yaklaşıyor da olabilirim. Ama Cuzbreaker oynayan oyuncu kesinlikle beğendim. Yani Cillian Murphy tamam olmaz ama oynayan kişi de bayağı tipleme olarak bayağı olmuş yani. İyi harmanlanırsa ben iyi bir dizi çıkacağına inanıyorum. Bununla ilgili bir video çek diye diyenler çok fazla olmuştu. Dediğim gibi yani iki farklı dönemin bir araya getirilmesi olacak dizi belli ki. İyi bir şekilde bir araya getirirler umarım. Belki hani geçmiş gelecek, geçmiş gelecek şeklinde gitti geldi bir dizi olabilir. Hani teori olarak üretiyorum yani. Onun dışında ben mutluyum yani. 23 Nisan'da ben bunu izlerim yani. İnşallah güzel bir şey çıkar hepimiz için. Gölge ve Kemiği beğenmeyenler, çünkü Kargalar Meclisi'ni beğenip işte aa çok iyi demesine rağmen Gölge ve Kemik iyi dandik ya falan diyen çok fazla insan var. Şimdi gelip de aa Gölge ve Kemik falan şeklinde böyle benim kafama şey yaparlarsa onları hepinizi parçalarım. Siz yokken ben bu kitapları biliyordum. Çünkü Gölge ve Kemiğin bütün kitaplarının tek tek çevrilmesini bekledim. Tek tek okudum hepsini. Kargalar Meclisi de aynı şekilde. Gölge ve Kemik ilk çıktığı zamanlarda aa İngilizcesi, aa Türkçesi, aa çıkıyormuş, ilginç bir şeye benziyor falan diye öyle görüp de okuduydum ben. Yorumlarını, morumlarını falan yaptıydım. Diziyle ilgili de umutluyum. İnşallah onunla ilgili de güzel yorumlar yaparız. Bu arada diziyle ilgili belki tepki videosu da çekebilirim. Hani ilk bölümü izlerken falan filan. Söyleyeceklerim arası bu kadar. Siz Gölge ve Kemik Kargalar Meclisi serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirleriniz neler? Daha önce okuyanlarınız varsa diziyle ilgili hani ne beklentileriniz var? Sizin ürettiğiniz teoriler var mı? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi önceki serilerle ilgili bahsettiğim video yukarıda kartlar kısmında olacak. Oradan bakabilirsiniz. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.